Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçen haftadan bu yana benim dikkatimi çeken çok önemli 3 gelişme oldu. Bana göre çok önemli, altı çizilmesi gereken 3 önemli gelişme. Birisi Türkiye merkezli. Sizin ifade ettiğiniz gibi 50'den fazla devletin lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Ki bu çok önemliydi. Sizin ifade ettiğiniz gibi sadece hani İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler, dost ülkeler değil, bizzat Myanmar'ın asıl etkili, geçen hafta eleştirdiğimiz Nobel Barış Ödülü almış Suu Kyi'yi de aradı. Ve önemli, somut bir adım atıldı. Yani dolayısıyla bu konuda, yani etkili olmak adına her kimle konuşmak gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı onunla bir görüşme gerçekleştirdi. Yani batılı, doğulu, kuzeyli, güneyli her kim olursa olsun ve Myanmar hükümetinin lideri, devletin lideriyle de görüşme yaptı ve bunun neticesinde çok önemli iki adım atıldı. Birincisi Arakan bölgesine yardım götürmesi izni alındı TİKA için ve bu bir ilkti ve bir istisna olarak bütün dünyanın gündemini aslında oluşturdu. Doğrudan yardım yapma, Müslümanlara yardım yapma izni sadece Türkiye'den TİKA'ya verildi ve bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonundan hemen sonra gerçekleşti. İkincisi, oradan kaçmaya çalışan, işte bir şekilde kendisini Bangladeş'e atan veya sınıra atan, orada kamplarda sefalet içerisinde yaşayan insanlara bir el uzatıldı. Daha önce Türkiye'den oraya giden insani yardım kuruluşlarının ötesinde bizzat devlet otoritesinin oraya gittiğini görüyoruz. İki bakanımız vardı, yani Sayın Mevlüt Çavuşoğlu vardı ve bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız vardı. Tabii Sayın Emine Erdoğan'la beraber başka milletvekilleri, başka yetkili kişiler de vardı. Geniş bir heyetle gidildi oraya ve doğrudan o kamplara, o insanlara doğrudan temas sağlanmış oldu. Bu çok önemliydi. Birincisi, gerçekten bir umut sahibi olmaları sağlandı. Yani uzaktan da olsa gidip onlara yardım eli uzatan bir devlet var. Kızılay ve TİKA üzerinden, yine diğer insan yardım kuruluşları üzerinden, hani yarı resmi kuruluşlar ve resmi kuruluşlar olarak oraya bir ciddi yardım götürüldü. Ama hepsinden önemlisi Sayın Dışişleri Bakanımızın o ifadesi idi bence. Bangladeş hükümetine, ki maalesef ben bir görüntüsünü izledim, kadın başbakan Şeyh Hasina, Bangladeş'in bu sorunun kendi sorunları olmadığını, dolayısıyla onlarla ilgilenme noktasında belli bazı adımlar attıklarını ve bunun yeterli olduğunu, bunun aslında Myanmar'ın bir iç sorunu olduğunu, bir anlamda kullandığı cümleler itibariyle söylüyorum, vatandaş olmadıklarını bile anmak istemiyor. Yani bunların Myanmar vatandaşı olduğunu, dolayısıyla onların sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Bu çok önemliydi. Bir anlamda umut vericiydi. En azından somut adımlar atıldı. İkincisi, bence çok önemli, altı çizilmesi gereken bir husus. Mesela Hindistan'ın milliyetçi, hatta aşırı milliyetçi başbakanı Narendra Modi'nin attığı bir tweet oldu. Tabii başka açıklamalarıyla beraber, biz Myanmar hükümetiyle ticaretten terörle mücadeleye, turizmden ekonomik alana kadar bütün alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceğiz yönünde bir açıklaması oldu. Bu aslında Myanmar hükümetinin Rohingya Müslümanlarına yönelik siyasetini tasvip etme ve destekleme anlamına geliyor. Yani biz destek veriyoruz ve bu desteği devam ettireceğiz. Şöyle bir husus var, yani 50 küsur milyon nüfuslu bir ülke, herhalde Çin ile Hindistan, bu benim şahsi okumam, Çin ile Hindistan arasındaki rekabette, dengede önemli bir ülke olarak yer alıyor. Ne Hindistan ne de Çin Myanmar hükümetini kızdırmak, küstürmek istemiyorlar. Karşılarını almak istemiyorlar. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın, yani bu bir soykırım da olsa, maalesef göz yummaya devam ediyorlar. Bu çok acı bir durum. Bunun üzerine zaten Batı dünyasının görmezden gelişini de kattığımız zaman küresel güçlerin bu sorunu görmezden gelmeye devam etmesi işin acı tarafı. Üçüncü husus da şu,
biz geçen hafta konuştuğumuzda bunun sadece burayla sınırlı kalacak bir sorun olmadığını, tabii, bunun Müslüman dünyanın başka noktalarında başka hareketlenmelere de yol açabileceğini, hatta radikal hareketlerin doğuşuna yol açabileceğini vesaire konuştuk. Çünkü bu olduğu yerde kalmayacak. Bu insanlar, evet, bir taraftan etnik ayrım dolayısıyla hedef alınıyorlar ama asıl hedef alınmalarının biz bunların dini inanç mensubiyetlerinden kaynaklandığını biliyoruz. Yani salt Müslüman olduğu için hiçbir maddi imkana sahip olmadığı halde bu insanlar öldürülüyorsa, köyleri yakılıyorsa, bindikleri, hatta kaçmak için kullandıkları araçlar, yani gemiler, feribotlar eğer yakılıyorsa ve bu kışkırtmaları ve bu kışkırtmaları yapanlar arasında da bir takım Budist rahipler varsa, din adamları varsa, dini sahiplerle hareket ediyorlarsa, dini sahiplerle hareket eden insanlar tarafından yapılıyorsa, dünyanın başka yerlerinde başka etkiler oldu. Mesela Malezya hükümetinin tavrının daha sertleşmesini yol açan Endonezyalı insanların tavırları söz konusu olmaya başladı. Fakat benim dikkatimi çeken ve pek çok insanın da dikkatini çeken, Çeçenya'da 1 milyona yakın Müslüman Ramazan Kadirov'un çağrısıyla, ki Putin'in güçlü adamı olarak kabul edilir, onun çağrısıyla Grozny'de bir gösteri düzenlendi. Bakın, Putin'in güçlü adamının çağrısıyla Arakan'daki, ki bayağı uzak bir coğrafyada, belki bilinmeyen bir coğrafyada, Müslümanların yaşadığı mağduriyeti kabul etmeyen bir Çeçen halkı düşünün ve 1 milyon insan sokaklara düşün. Bu yine orada kalmayacak kesinlikle. Kısacası, hani o dinler arası, medeniyetler arası çatışmanın, o fay hattıyla oynamanın maalesef dünyaları, daha dünyadaki bütün toplumları, inanç mensuplarını daha fazla cephelere sürüklediğini, radikalleştirdiğini görüyoruz ve bu sadece bir kaybet kaybet oyunuyla neticelenecek maalesef. Yani bu oyundan kazançlı çıkacak hiç kimse olmayacaktır sonunda. Bunun da